Herkese selamlar, herkese merhabalar değerli arkadaşlar. 9. sınıf tarih yazılıya hazırlık videosuyla karşınızdayız. Mükemmel konular sizi bekliyor. Son üniteleri ele aldık. Daha sonrasında ise mükemmel bir tatil sizi bekleyecek. Tabii ki tatil sürecinde de yine biz Tonguç olarak her zaman senin ne yapacağız yanında olacağız değerli arkadaşlarım. Hazırsanız kemerleri bağlayın. Hadi birlikte uçuşumuza geçelim. Şimdi ilk olarak ikinci dönem öğrenci notlarında 5. üniteyi göreceğiz. Yani İslam medeniyetinin doğuşundan söz edeceğiz. İslam medeniyetinin doğuşunun öncesinde Arap Yarımadası nasıl bir coğrafyaydı dersek çöllerle kaplı bir coğrafya. Bu yüzden de genelde tarımsal faaliyetlerin görülmediği ve aynı zamanda da ticaretin egemen olduğu bir ekonomik yapıya sahip olduğunu göreceğiz Arap coğrafyasında. Komşuları ise doğu bölgesinde Sasani'ler Batıda ise Bizans coğrafyası İslam coğrafyasını karşılayan önemli devletler. Aynı zamanda unutmuyorsunuz Arap coğrafyasında hiçbir şekilde ne yoktur diyeceğiz siyasi birliktelikten söz edilmez. Ne vardır peki dersek eğer kabilecilik anlayışına dayanmaktadır. Bu kabilecilik anlayışının yanı sıra insanlar genel anlamda inanç yapısı olarak putperestliğe inanmışlardır. Tabii ki putperestliğin yanı sıra Hristiyanlık, Yahudilik gibi dinsel inançlar barındırırken ama Arap coğrafyasının en önemli inandığı inanç yapısı ise putperestlik olacak. Putperestlerin yanı sıra kabileler kendi aralarında kan davaları gütmüş, yalnız 11 ay kan davası için savaşırken haram ayları diye adlandırdığımız aylarda ise kan davaları yapmak yasaklanmıştır. Mekke şehrinde Kabe'de Dini vacibelerini yerine getirmişler, şiirler okumuşlar, festivaller düzenlemişler, ukaz adı verilen panayırlar düzenlemişlerdir. O zaman şöyle bir yorum yapalım. Araplarda siyasi birliktelikten söz edilemezken kültürel birliktelikten ne yapılabilir? Söz edilebilir. Aynı zamanda Arap coğrafyasında köleci bir toplum yapısından söz edeceğiz. Kadınlara ise kötü davranılması, hatta kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesi putperestlik inancının en yaygın olayları içinde. Bu kadar kargaşa içerisindeki Arap coğrafyasına İslam medeniyeti doğuşu öncesi cahiliye devri diye ne yapılmakta nitelendirilmektedir. Peygamber Efendimiz dünyaya geldikten sonra İslam dünyasının yaymadan önce putperestler bile Peygamber Efendimiz'e o kadar güvenmişler ki Peygamber Efendimiz'e Muhammedül emin ünvanını verecekler. Yani güvenilir kişi. Peygamber Efendimiz 25'li yaşlara geldiğinde 40 yaşında Mekke'nin zengin kadınlarından olan Hazreti Hatice annemizle tanışır ve tanıştıktan sonra evlenirler. Peygamber Efendimiz 40'lı yaşlarına geldiğinde ise Hira mağarasına inzivaya çekildikten sonra Cebrail tarafından neyle müjdelenecektir? Peygamberlikte müjdelenir. Peygamberlikte müjdelenmesiyle birlikte Peygamber Efendimiz ilk olarak Mekke şehrine inmiş ve bu durumu Hazreti Hatice'ye anlatmıştır. Hazreti Hatice'ye anlattıktan sonra Hazreti Hatice İslam dininin şartlarından biri olan kelime-i şehadeti getirerek artık ilk Müslümanlar içinde yer almıştır. Akabinde damadı Hazreti Ali'yi, arkadaşı Hazreti Ebu Bekir ve kölesi Hazreti Zeyd bu dönemde ilk Müslümanlar içinde yer aldılar. Daha sonrasında ise Peygamber Efendimiz putperestlere İslamiyet'in hoşgörüsünü, adaletini ve eşitliğini anlatmak ister. Fakat putperestler bu durumdan rahatsız olmuştur. Peki kendiniz içinde cevaplayın. Neden rahatsız olmuş olabilirler? Hemen cevaplayalım arkadaşlar. Bir, kölecilik inancı putperestlerde yaygındı ama İslam dünyasında herkes eşitti bir bunu kabul etmeyecekler. İki, bunlar çok tanrılı bir inanç yapısına sahipler. Ama İslamiyette yerin ve göğün yaratıcısı sadece Allah'tır. Yani tek tanrı inancı var. Aynı zamanda bu süreç içerisinde. İslam coğrafyasının yayılması, Pudperentlerin siyasi otoritesini zayıflatacağı düşüncesiyle Peygamber Efendimizin öğretilerini kabul etmeyecekler. Etmemeleriyle birlikte Peygamber Efendimize paralar, pullar, mevkiler, siyasi olaylar teklif etseler de Peygamber Efendimiz hak yolundan ayrılacak. Ayrılmadığı için de Peygamber Efendimizi bu dönemde zul uygulayacaklar. Evlerinin önüne leş serecekler. Yetmeyecek. Geçtiği yollara dikenler serilecek. O da yetmeyecek. Küçük çocukların ellerine taş tutturularak Peygamber Efendimiz'i taşlatacaklar. O esnada Peygamber'in kafası kanacak. Göklerden Cebrail bilir. Ey Muhammed! iste bir işaretinle bu kavmi yok edelim der. Peygamber Efendimiz cevap verir. Bilselerdi Allah'ın varlığını, bilselerdi onun elçisi olduğumu. Böyle bir şey yaparlar mıydı? İşte burada da peygamberin insan ve insanlık sevgisinin ön plana çıktığının göstergesi. Müslümanlara zulün uygulanmasıyla birlikte Peygamber Efendimiz bazı Müslümanların Habeşistan'a yani bugünkü Etopya'ya göç etmesini ister. 615 yılında bazı Müslümanlar Habeşistan'a hicret ederler. Daha sonrasında 622 yılına gelindiği zaman ise Peygamber Efendimiz Medineli tüccarlarla tanışır ve Medineli tüccarlar ona bir biyatta bulunurlar. Peki bu biyat nedir? Akabe biyatlarıdır. Akabe biyatları ile birlikte artık... Medine şehrine doğru yola çıkma zamanı gelmiştir. Yani Peygamber Efendimiz doğduğu ve büyüdüğü topraklar olan Mekke şehrinden Medine'ye hicret eder. Hicret etmesiyle birlikte İslam coğrafyasında iki unsur oluşur. Peki nedir bu iki unsur? Ensar ve muhacir. Ensar adı üstünde saran yani kucaklayan. Medine'de arkadaşlar göç eden Müslümanları kucaklayanlara ensar. Daha sonrasında Mekke'den Medine'ye göç eden Müslümanlara ise muhacir adı verilmiştir. Peygamber Efendimiz bu dönemde Medine Sözleşmesini imzalayarak İslam devletinin temellerini resmen atmıştır. İslam devletinin artık merkezi Medine şehri, aynı zamanda dini lideri Peygamber Efendimiz, yine siyasi lideri de Hazreti Muhammed olmuştur. Putperestler bu süreç içerisinde tabii ki rahat durmazlar. Bedir kuyuları etrafında 624 yılında Bedir Savaşı gerçekleşir. Peki Bedir Savaşı'nın özelliği nedir dersek, Müslümanlarla putperestler arasında yapılan ilk savaştır. Yine Müslümanların ilk zaferidir. Bu zafer sonrasında esir düşen putperestlere muamele yine uygulanacak olaylar İslam savaş hukukunun temellerini oluşturur. Peygamber efendimiz parası olan putperestlerin fidyesini ödemesi karşılığıyla serbest kalabileceğini, lakin parası olmayan putperestlerin 10 tane Müslüman'a okuma yazma öğretmek kaydıyla serbest kalacağını buyurur. Bu neyin göstergesidir? Peygamberin eğitime önem verdiğinin açık menet göstergesidir. Tabii ki yenilgiye alan putperestler rahat durmayacak ve 625 yılında putperestlerle Müslümanlar arasında Uhud savaşı gerçekleşecek. Peygamber Efendimiz 50 tane okçuyu bir tepeye yerleştirir ve der ki kargaların benim leşimi yediğini görseniz bile bu tepe terk edilmeyecek. Lakin bu dönemde ganimet paylaşımından dolayı 50 tane okçu savaşı kazandığımız düşüncesiyle tepeyi terk eder. Bunun üzerine savaşı kaybederiz. Hatta Peygamber Efendimizin dişi kırılır ve savaş alanına da gazi olmuştur. İşin en acı tarafı ise Peygamber Efendimizin amcası Hazreti Hamza köle vahşi tarafından şehit edilmiştir. Tabii ki zafer edalarıyla çığlık atan putperestler Hendek bölgesinde yani Medine şehrine Müslümanların Hendek kazmasıyla birlikte son savunma savaşını yapacaklardır. Hendek'te iki tarafta birbirine üstünlük sağlayamaz ve bunun akabine 628 yılında Hudeybiye Barışı gerçekleştirir. Hudeybiye Barışı İki taraf arasında 10 yıl savaş olmayacağını buyurur ve o dönem sonrasında Müslümanların Mekke hac görevleri yerine getirebileceğini söyler. Ve reşit olmayan Müslümanların Mekke şehrine geri döneceği buyurulur. Baktığımızda aslında olumsuz gibidir ama aslında kaleyi içten fethetmektir. Amaç nedir dersek buradaki reşit olmayan Müslümanların Mekke şehrinde İslamiyet'i rahatça yayacaklardır. Akabinde Hayber'in fethi gerçekleşecek. Yetmeyecek. İlk kez Bizanslı bir savaş gerçekleşiyor. Bu savaşa biz 629 yılında Mute Seferi diyeceksiniz. Daha sonrasında Peygamber Efendimiz artık doğduğu ve büyüdüğü topraklar olan Mekke şehrini 630 yılında fetih edecek. Ve fetih ettikten sonra Kabe'ye girmiş ve Kabe'de ilk yaptığı iş Kabe'yi putlardan temizlemek olmuştur. Ve İslam dünyasına iki şeyi yasaklayacak. Bir resmi, iki heykeli. Peki neden resmi ve heykel yasaklandı? Tekrardan putperestlerin yani o dönemdeki Müslümanların puta tapacağı düşüncesinden dolayı iki unsuru İslam coğrafyasına yasakladı. Yine bu dönemde Peygamber Efendimiz 630 yılında Huneyn seferini ve en son olarak en son Taif seferini gerçekleştirir. Taif seferinden sonra veda hacı ile birlikte Müslümanları birbirlerine emanet eder ve bu dünyadan göç eder. Ettikten sonra peygamber efendimizden sonraki gelecek dini ve siyasi liderlere bir ünvan verilmiştir. Peki biz bu ünvanı ne diyeceğiz dersek halife diyeceğiz. Peygamber efendimizden sonra dört halife dönemi ortaya çıkacak. Hazreti Bu Bikir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali dönemi diye adlandıracağız. Hatta dördünün ortak özelliği nedir diye hocan sorduğunda dördünün ortak özelliği seçimle başa gelmesi. İşte biz bu yüzden bu devre Cumhuriyet devri denilir. İlk halifemiz Hazreti Ebu Bekir'e gelelim. Peygamber Efendimiz öldükten sonra Arap coğrafyasında dininden dönenler, zekatını vermeyenler, yalancı peygamberler ortaya çıkacak. Yani bir nevi İslam coğrafyası bölünmeyle karşı karşıyadır. Hazreti Ebu Bekir bu otoriteyi sağlayabilmek için Ridde savaşlarını gerçekleştirir yalancı peygamberlerle. Lakin o dönemde Kur'an-ı Kerim'i ezbere bilen hafızlar... Tek tek ölmektedir. Söz uçar, yazık alır. Bunu bilen Hazreti Ebu Bekir, Kur'an-ı Kerim'in yok olma tehlikesini bildiğinden dolayı ilk kez Kur'an-ı Kerim'i kitap haline getirmiştir. Aynı zamanda yine bu dönemde Bizans'la Ejna Savaşı'nın yapılmasıyla birlikte Suriye'nin kapıları Müslümanlara açılmıştır. Şimdi şuna da bir açıklık getirelim. Bazı kaynaklarda Ejna Deyn Savaşı'nı Hazreti Ömer'de görürsünüz. Ama biliyorsunuz ki biz unutmuyorsunuz her zaman milli eğitim kaynaklarını baz almak zorundayız. O yüzden de milli eğitim kaynaklarında Ejnadeyn Savaşı'nın Hazreti Ebu Bekir döneminde olduğu söylenmektedir. O yüzden de unutmuyorsunuz Ejnadeyn dönemini alacağız. Geldim Hazreti Ömer dönemine. Hazreti Ömer döneminde ise fetihler hız kesmeden devam edecek. Sasanilerle yapılan köprü savaşında İslam coğrafyası ve İslam devleti yenilmiş. Daha sonrasında... Ömer Kadisiye, Celula ve Nihavent savaşlarıyla Irak ve İran topraklarını fethetmiştir. Aslında bu bir dönüm noktasıdır. Neden diyeceğiz? Türklerle Müslümanlar ilk kez Hazreti Ömer döneminde komşu olacak. Yine bu dönemde Ömer'i gördüğüm zaman devlet teşkilatlanması en önemli unsur diyoruz. 1- Divan teşkilatlanması kurulacak. 2- Beytül Mal diye adlandırdığım devlet hazinesi oluşturulmuştur. Yetmeyecek Yine arkadaşlar, Divan örgütü kurulacak. İlk düzenli ordu kurulmuştur. Yine ilk askeri posta teşkilatı oluşturulacak. İlk Hicri takvim hazırlanmıştır. Yine arkadaşlar, bu süreç içerisinde bileceğim unsurlardan biri de nedir dersek, eyaletlere kadı atamaları gerçekleştirmiş, eyaletlere valiler atayacak. Bakın, Hazreti Ömer'i de neyle tanıyacağız dersek, adaletiyle tanıyacaksınız. Hazreti Ömer bir köle tarafından şehit edildikten sonra İslam dünyasında çatırdamalar ortaya çıkacak. Kim döneminde? Hazreti Osman. Peki neden çatırdamalar ortaya çıkacak dersek? Hazreti Osman için şu iddialarda bulunacak. Diyecekler ki kendi soyundan gelenleri devlet kademelerine getirdiği söylentileri ortaya çıkıyor. Ve İslam dünyasında ilk çatırdamalar yani ayrılıklar ortaya çıkmaya başlayacak. Yine Hazreti Osman döneminde fetihler hız kesmeden devam edecek. Yetmeyecek Müslümanlar ilk deniz savaşı olan Zatü Sevari Savaşı'nı yaparak Kıbrıs fethedilecek. Kimle yapmıştır dersek Bizans'la yapılıyor. O zaman yorum yapalım. İslam dünyasının ilk deniz kuvvetleri Hazreti Osman döneminde oluşturuldu. Bu sefer Kur'an-ı Kerim 7 hüsnadı olarak çoğaltılarak eyaletleri ne yapılmıştır? dağıtılacak ve Mısır'da bir köle tarafından öldürülen Osman sonrasında İslam coğrafyasının kargaşaya bürüneceği dönem Hazreti Ali dönemine gelecek. Hazreti Ali döneminde Şam valisi Muaviye nitekim Hazreti Osman'ın yerleştirdiği bir adamdır. Muaviye ile Hazreti Ayşe peygamber efendimizin ikinci eşi Hazreti Ayşe Ali'yi Osman'ın katillerini bulmadığın düşüncesiyle halifeliğini kabul etmezler. Hazreti Ayşe'nin devesinin etrafında camel vakası ya da deve vakası yaşanır. Savaşı Hazreti Ali kazanır, Ayşe'yi Medine'ye gönderir ve İslam dünyasının başkenti ilk kez değişecektir. Peki İslam dünyasının başkenti neresi olmuştur dersek Kufe şehri olacak. Tabii ki Muaviye rahat durmaz. Muaviye Hazreti Ali'nin yine halifeliğini kabul etmez ve Sıffin Savaşı gerçekleşir. Sıffin Savaşı'nda Muaviye hile yapar. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini okların uçlarına bağlatır ve Ali'nin askerlerini atar. Ali'nin askerleri ayetleri yerden toparlayacağı düşüncesiyle savaş bir anda karışır. Ortaya hakem olayı ortaya çıkacaktır. Hakem ile birlikte yine hile karışacak ve İslam dünyası üç kutba ayrılacaktır. Ali taraftarları yani Şiiler Muaviye taraftarları yani Muaviyeciler ve her iki tarafı tutmayan hariciler. Hariciler diyecek ki bu ikisi İslam dünyasını sıkıntıya soktu. En iyisi bunları ortadan kaldıralım. Muaviye suikast düzenlerler fakat Muaviye yaralı bir şekilde kurtulur. Ali de Kufe'de namaz kıldığı sırada sırtından hançerlererek şehit edilmiş ve İslam dünyasında Muaviye'de kendi halifeliğini ilan etmiştir. Ve artık dört halife dönemi sona ererek Emeviler dönemi diye adlandırdığımız dönem ortaya çıkmıştır. Emeviler ilk olarak bileceğim noktalardan bir tanesi biliyorsunuz ki değerli arkadaşlar dört halife dönemini ben ne diye adlandırmıştım? Cumhuriyet devri yani hepsi seçimle gelmişti. Ama unutmuyorsun Emevilerle birlikte halifelik artık saltanata dönüştü. Yani babadan oğula geçecek. Aynı zamanda biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz döneminde bir hadis vardır. Ne der Peygamber Efendimiz? İstanbul'u fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden askerler ne güzel askerler der. Bunun üzerine Emeviler ilk kez İstanbul'u kuşatmıştır. Ebu Ensar Efendi yani Eyüp Sultan bu kuşatma sırasında vefat eder ve daha sonrasında Fatih, Eyüp Sultan'ın mezarını bularak buraya bir türbe yaptırmıştır. Yine Kerbela olayı yaşanacak. Nedir peki Kerbela olayı dersek? Kerbela olayı arkadaşlar Muaviye'nin oğlu Yezid ile Hazreti Ali'nin oğlu Hüseyin arasında gerçekleşecek olaydır. Ve İslam dünyasını derinden etkiler. Peki ne oldu da derinden etkileyecek? Yezid'in halifeliğini Hüseyin kabul etmez. Kufe şehrine davet edilir. Kufe şehrine davet edildikten sonra Kerbela dolaylarında Hazreti Hüseyin yakalanır ve Hazreti Hüseyin pusuya düştürülerek kafası kesilmiş ve günlerce Hazreti Hüseyin susuz bırakılmıştır. Ve bunun üzerine İslam dünyası kesin olarak mezheplere ayrılacak. Emeviler döneminde Tarık bin Ziyad komutasındaki ordu İspanya'yı fethetti. Hatta gemileri yakmak sabiri de buradan geldi. Tarık bin Ziyad dedi ki ya biz Avrupa'yı İslamlaştıracağız ya da biz bu uğurda öleceğiz. O yüzden geldiğimiz gemileri yaktık diyecek. Yine Puvatya Savaşı Franklarla gerçekleşir ve Avrupa'da İslamiyet'in yayılamayacağı anlaşılacak. Yine sonrasında Arap olmayanlara mevali gözüyle bakılacak. Yani aşağılık köle olarak bakılmıştır. Bu yüzden de İslam coğrafyasında Araplar dışında Müslümanlık yayılması duracak. Geldim Abbasilere. Abbasiler ise daha çok hoşgörülü bir politikayla tanıyacağız. İslam Rönesansı olarak bilinir. Neden? Çünkü birçok bilim adamı, birçok önemli hafız bu bölgede yetişecek. Nereden anlayacağım peki dersek? Beytül Hikme adı verilen önemli medreseler açacaklar. Yine ümmetçi bir politika izlenmiştir. Yani dil, din, ırk fark etmeyecek. Herkesi bir topluluk olarak kabul etmiştir. Türkler bu dönemde İslamiyet'e girmiş. Talas Savaşı ile birlikte ve birçok kademede görev almıştır. En parlak dönem ise Harun Reşit zamanı yaşanacak. Yine Türklerde önemli komutanlıklara, önemli valiliklerinin yanı sıra Türkler için de önemli şehirler kurulmuş. Bu şehirlere Samarra ve Avasım adı verilen şehirler kurularak Türklerin orduda önemli güç olması sağlanmıştır. Fakat Abbasiler zaman içerisinde zayıfladıktan sonra Tevayül Mülk diye adlandırdığımız devletler ortaya çıkacak. Ve Mısır'da kurulan ilk Türk İslam devletlerinden bahsedeceğiz. Bu Türk İslam devletlerini sıralı bir şekilde göreceksiniz. Tolunoğulları, Ihşidiler, Eyyubiler ve Memlükler diyeceğiz. İlk olarak Tolunoğulları. Mısır'da kurulan ilk Türk İslam devletidir. Tolunoğlu Ahmet tarafından bugün Mısır'ın Fustat yani Kahire diye adlandırdığımız bölgede kurulacak. Tolunoğulları Mısır'da önemli bayındır çalışmalar yapmıştır. Neden? İlk Tolunoğlu Ahmet camisini yapacak. Fakat bu devlet kısa süre içerisinde yıkılmıştır. Geldim Işidülere ya da Abbasilerin de söylediği gibi Akşitler yani Beyaz Güneş adını alacak. Işitler için şunu söyleyeceksiniz. Kutsal topraklara hakim olan ilk Türk İslam devleti olarak Ikhşidileri ya da Akşitleri bileceksiniz. Geldim Eyyubilere. Selahaddin Eyyubi. Selahaddin Eyyubi bizim için önemli bir adam. Neden dersek? Kudüs bu dönemde Haçların eline geçmiş ve bunu konduramayan Selahaddin Eyyubi Haçlarla yaptığı Hıddin Savaşı sonrasında Kudüs Müslümanların eline geçmiş ve böylece İslam dünyasında büyük bir coşkuyla karşılanmıştır. Fakat 11 oğlu arasında ülkeyi paylaştırması devletin hazin sonunu gerçekleştirmiştir. Geldim Memlüklere. Memlükler yine Mısır'da kurulan ve kurucusu Sultan Aybek'tir. Sultan Aybek Moğolların batıya ilerleyişini aynı Calut savaşıyla durdurmuş ve böylece batı dünyasına büyük bir rahatlama sağlamıştır. Ama devlet en parlak dönemini Sultan Baybars zamanı yaşamış ve Sultan Baybars Anadolu'da Moğol hışmını engelleyebilmek için Moğollarla Elbistan Savaşı yapmış ve Elbistan Savaşı ile Moğolların Anadolu'daki baskısını azaltmıştır. Fakat Osmanlı Devleti'ne geldiğimiz zaman Osmanlı'da Yavuz Sultan Selim döneminde Mercidabık ve İdaniye Savaşları sonrasında Memlük Devleti tarih sahnesinden silinmiştir. Geldim. İslam coğrafyasında bu kadar güzellik, bu kadar mükemmellik varken bilim medeniyeti de efsane olacak. Üç tane havza göreceğiz. Batı yani Endülüs Havzası, Doğu'da Bağdat ve Orta Asya'da Horasan Havzası diyeceksiniz. Medrese ve önemli kurumları nedir? Endülüs dediğim zaman Kurtuba Medresesi ve Gırnata diyeceğiz. Önemli bilim adamları Endülüslü Zevhari, İbni Rüşt ve İbni Haldun Endülüslü önemli bilim adamları. Bağdat Havzası'nda ise Abbasilerin kurduğu Beytül Hikme, yine Selçukluların kurduğu ise Nizamiye medreseleri Bağdat Havzası'nın önemli medreseleri olacak. Önemli bilim adamları kimdir dersek El Harazmi, Kindi, Fergani, El Belhi, El Harrani, El Razi, Battani yine Bağdat Havzası'nın önemli bilim adamlarıdır. Horasan Havzası'na geldiğimizde yani Orta Asya bölgesine geldiğimiz zaman Nişabur, Belh, Semerkant, Ulubey Rastlatanesi, Nişabur, Bimaristanı gibi önemli havzada ve medreseleri göreceğiz. Peki önemli bilim adamları kimlerdir dersek? Ömer Hayyam, İsvizari, Yusuf Hasacip, Farabi, İbni Sina, İmam Gazali gibi önemli bilim adamları yetişmiştir diyeceğiz. Geldim 6. ünitemize. Türklerin İslamiyet kabulü ve ilk Türk İslam devletlerinden söz edeceğiz. İlk olarak Türkler Müslümanlarla artık iç içe olacak. Hangi savaşla? 751 Talas Savaşı'yla. Talas Savaşı Çinlilerle Abbasiler arasında gerçekleşecek... ...ve Türkler Abbasilere yardım etmesiyle birlikte... ...hoşgörü politikasıyla İslamiyet'e giriş yapmış... ...ve İslamiyet'in önemli kılıcı haline gelmiştir. Karahanlı Devleti 751 yılında kurulacak... ...ve Karahanlı Orta Asya'da İslam'ın önemli neferlerinden birisi olacak. Yine... Karahanlı Devleti ile ilgili bileceğimiz unsurlardan bir tanesi sadece İslam dinini kabul etmiş ama İslam kültürünü kendine almayacak eski Türk devlet geleneğine devam etmiştir. Unutmuyorsunuz peki kimde İslamiyet kabul edildi dersek Satuk Buğra döneminde İslamiyet kabul edildi ve Satuk Buğra Han Abdülkerim adını almıştır. Yine 751 yılında Gazni Devleti'nin kurulmasını, yine Gazne Devleti Dandanakan Savaşı ile zayıflamasını ve 1040 yılında resmen Büyük Selçuklu Devleti'nin kurulmasını, 1048 yılında Anadolu'nun keşiflerinin yapılacağı Pasinler Savaşı'nı ve Anadolu'nun kapılarının açıldığı Malazgirt Muharebesi'ni, 1077 yılında ise Türkiye Selçuklu Devleti'nin kurulmasını, 1097 yılında Hazemşah Devleti'nin kurulmasıyla, 1157 yılında Büyük Selçuklu Devleti'nin Katvan Savaşı'yla tarih sahnesinden çekilmesini yine 1187 yılında Gazneli Devleti'nin tamamen halkı Afgan gurlular tarafından yıkılmasını, 1212 yılında Karahanlı Devleti'nin yıkılmasını ve 1230 yılında Türkiye Selçuklu ile yapılan Yassı Çemen Savaşı'yla tarih sahnesinden silinmesini göreceğiz. Şimdi geldim. Devletlerin bir açalım tek tek. Şimdi arkadaşlar, ilk olarak Karahanlı Devleti'ni göreceksiniz. Karahanlı Devleti Orta Asya'da kurulan ilk Türk İslam devleti olarak ne yapılmakta? Bilinmekte. Kurucusu ise kurucuları kimlerdir dersek, Karluk Bismil ve Çağ e, Yağma gibi arkadaşlar önemli topluluklar Karahanlı Devleti'nin kurulmasını sağlamışlardır. Karahanlı Devleti'nde ilk kez ...Satuk Buğrahan döneminde İslamiyet kabul edilmiş ve Satuk Buğrahan Abdülkerim adını almıştır. Yine sosyal devletçilik anlamında Karahanlılar önemli çalışmalar yapacak. Peki neler yapmışlardır dersek? Tapkaç Buğrahan döneminde ilk kez burslu eğitimler verilmeye başlamıştır medreselerde. Yine aynı zamanda sosyal devletçilik anlayışının yanı sıra eski Türk devlet geleneğine yine devam etmiştir. Geldim Gaznelilere. Gazneliler tamamen farklı olacak... Neden? Eski Türk geleneğini devam ettiremeyecek, kaybedecekler. Nereden anlayacağım? Bugün Afganistan'ın Gazze bölgesinde kurulacak. Kurucuları altigin oluyor. Bakın unutmayın halkı Afgan yönetimi ise Türk. Yorum yapalım mı? Çok fazla uzun ömürlü olur mu bu devlet? Çok fazla uzun ömürlü olmayacak. Nitekim düşünsenize sürekli göçler alıyor sürekli başka milletler alıyor ama yönetiminiz Türk e bu da devlet çok fazla uzun ömürlü kılar mı dersek çok fazla uzun ömürlü kılmayacak ama Türk tarihinde Türkistan tarihinde ilk imparatorluk seviyesine ulaşan devlette de Gaznelilerdir. Gaznelilere en parlak dönemini Sultan Mahmud yaşatmıştır. Sultan Mahmud 17 defa Hindistan'a sefer düzenlemiş ve bugün Hindistan'da Pakistan ve Bangladeş'in Müslüman olmasına en büyük katkıyı Gazneli Mahmud sağlamıştır. Gazneli Mahmud'dan sonra arkadaşlar bu dönemde Abbas halifesini baskı altından kurtardığı için Türk tarihinde Sultan ünvanında yine Gazneli Mahmud alacak. Fakat bu dönemde Büyük Selçuklu Devleti ile Nesa ve Sarah savaşları yapılır ve 1040 yılında Dandanakan Savaşı ile birlikte devlet zayıflamaya ve Afganistan'ın yerli halkı gurlular tarafından Gazneliler tarih sahnesinden silinmiştir. Artık Türk İslam tarihine de Önemli bilim adamları da katkı sunacak. Peki Türk İslam tarihinin önemli eserleri nelerdir dersek dört tane geçiş eserinden bahsedeceğiz. Nitekim edebiyat videolarımızda da bunu göreceksiniz. Kutat Kubilik, mutluluk veren bilgi. Türk İslam edebiyatının günümüze kadar ulaşan ilk eseri olma özelliğine sahiptir. Divanı Lugatı Türk. Türk tarihinin ilk sözlüğü olup Türk dilinin abide şaheserlerindendir. Atabütül Hakayk yani gerçeklerin eşiği. Kutat Kubili'nin devamı olarak kabul edilmiştir. Divanı Hikmet, Türk tasavvuf tarihinin ilk edebi eseri olarak bilinmektedir. Şimdi geldik değerli arkadaşlar Büyük Selçuklu Devleti'nden bahsedeceğiz. Büyük Selçuklu Devleti dediğim zaman atamız kimdir dersek Selçuk Bey ve devlet adını Selçuk Bey'den almıştır. Selçuk Bey'den sonra Selçuk Bey'in torunları Tuğrul ve Çağrı Bey devletin resmen kurulmasını sağlayacaklar. Tuğrul Bey Çağrı Bey döneminde Tuğrul Bey Gaznelilerle Nesa ve Serah savaşı yapmış ve Orasan bölgesini ele geçirmiştir. 1040 yılında Dandanakan Savaşı ile Sultan Mesut yenilmiş. Yenilmesiyle birlikte Tuğrul Bey kendi adına para bastırmış ve hutbe okutmuştur. Bu Türkistan tarihinde ne anlama gelmektedir dersek bağımsızlık sembolü anlamına gelir. Tuğrul Bey döneminde bileceğim en önemli unsur nedir dersek... Anadolu'nun keşifleri başlayacak. Anadolu'nun keşifleri neyle gerçekleşmiştir dersek Pasinler Savaşı'yla ortaya çıkar. Pasinler Savaşı'yla Bizans'la Büyük Selçuklu arasında yapılan ilk resmi savaştır. Akabinde Bağdat'a yönelen Tuğrul Bey, Abbas halifesinin Şii Büveyl oğullarının baskısı altında kaldığını görür. Bunun üzerine Bağdat Seferi'ni düzenler. Bağdat Seferi sonrasında Abbas halifesi Tuğrul Bey'e ...Doğu'nun ve Batı'nın sultanı ünvanı vermiştir. Doğu'nun ve Batı'nın sultanı ünvanıyla birlikte... ...halifelik makamında ilk kez... ...din ile devlet işleri... ...birbirinden ayrılmıştır. Din işleri halifede... ...siyasi işler ise... ...Selçuklu hükümdarı Tuğrul Bey'e bırakıldı. Tuğrul Bey... Daha sonrasında ölmesiyle birlikte Çağrı Bey'in oğlu Sultan Alparslan devletin başına geçer ve Anadolu'nun kapılarını Türklere açmıştır. Anadolu'nun kapılarını 1071 yılında Türklere açmış ve Anadolu'da birinci beylikler dönemi diye adlandırdığımız beylikler ortaya çıkacak. Peki bu beylikler biliyorsunuz ki 10. sınıfın ilk dönem başında göreceksiniz. Saltuklar, Mengücekler, Danışmentliler... Artuklular ve Çaka Beyliği gibi beylikler kurulacak ve Anadolu'nun hızlı bir şekilde Türkleşmesi ve İslamlaşması sağlanmıştır. Daha sonrasında Sultan Alparslan'ın oğlu Sultan Melikşah devletin başına geçer ve devlet en parlak dönemini bu zamanda yaşar. O dönemde önemli bir vezirimizden bahsedeceğiz. Vezir Nizamı Mülk. Nizami Mülk bu dönemde devlet sorunları ve devletin raporlaması ile ilgili önemli bir siyasetname özelliği taşıyan siyasetnameyi kaleme almıştır. Ve yine Batini tarikatının olumsuz hareketlerini önleyebilmek için Nizamiye medreselerini Bağdat'ta açacak. Fakat Melikşah'ın ölümüyle birlikte devlet taht kavgaları içerisine girmiş ve Batini tarikatının olumsuz hareketleri de devletin zayıflamasına sebep olacak. Sultan Sencer'in başa geçmesiyle birlikte devlet bir nevze toparlansa da Moğollarla yapılan Katvan Savaşı sonrasında taht kavgaları ile birlikte devlet yıkılacak. Yıkılmasıyla birlikte hem devletler hem de ata beylikler ortaya çıkmıştır. Devletler Irak Selçukları, Kirman Selçukları, Suriye Selçukları ve Türkiye Selçukları. Atabeylikler ise Şam Atabeyliği, Musul ve Halep Atabeyliği, Azerbaycan Atabeyliği, Fas Atabeyliği gibi beylikler ortaya çıktı. Evet konularımızı bitirdik. Şimdi gelelim mükemmel noktaya ödevlendirmeye gelelim değerli arkadaşlar. Tonguç senin için çok güzel bir kitap hazırladı. İlk kez tanıtacağız bu kitabı. Bu kitap senin için yazılı notları anlamında her daim yanında olacak. Her branş için güzel hazırladık. Edebiyat, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi bütün branşlarda ikinci dönem yazılı notları senin yanında olacak. Tarihte neredeyiz? Hemen onu açalım. Tarihi kahverengi şeklinde göreceksiniz değerli arkadaşlar. Yani sayfam arkadaşlar bunu görüyorsunuz. Sayfa 36'dan başlayacak. Kaça kadar diyeceksiniz? 65 ve 69 yani 70'e kadar tarihten sorumlusunuz. Sonrasında ise coğrafya sizi bekleyecek. Daha sonrasında ise tabii ki Dinamo Soru Bankası'nın içerisinde de testlerin yanı sıra yazılı provaları da var. Bakalım İslam coğrafyasında nerelerden sorumluyuz? Aynı zamanda Türk İslam tarihinde nereden sorumluyuz? İlk olarak İslam medeniyetinin doğuşundaki testler sayfa 161'de Değerli arkadaşlar sınavın 160 ve 161'de burada doğru yanlış bulmacamız boşluk doldurma yine doğru yanlışlar senle olacak. Türk İslam tarihinde ise değerli arkadaşlarım sayfa numaralarımı açıyorum. 100 arkadaşlar 89'a geldiğimde ise Türk İslam tarihinde ise yine boşluk doldurma doğru yanlışımız bulmacamız yer alacak. Şimdi ödevlendirmemizi de yaptığımıza göre kemerleri bağlayın. Sizin için mükemmel sorular hazırladık. Uçuşa geçebiliriz. İlk olarak Müslümanlar ile Putperestler arasında ilk savaş hangi savaştı? Tabii ki değerli arkadaşlarım Bedir Savaşı diye ne yapacağız? Adlandıracaksınız. İslam savaş hukuku ilk kez hangi savaş ile ortaya çıkmıştır? Dersek yine buna da ne diyeceksiniz? Bedir Savaşı diyorsunuz. Hatırlayın Peygamber Efendimiz bu dönemde esirlere muamele, işte ganimetlerin paylaşımı gibi konuları ele almış. O yüzden de İslam Savaş Hukuku ilk kez ortaya çıkmıştır. Beytül Hikme adı verilen medreseler hangi dönemde kurulmuştur diyor. Kim diyeceksiniz arkadaşlar? İslam Rönesansı yaşatan Abbasiler dönemi olarak adlandıracağız. 4. İslam Devleti'nin temelleri nokta nokta olayla atılmıştır. Hangi olayla diyoruz? Hicret olayıyla atılacak. 5. Yalancı peygamberlerle yapılan mücadele nokta 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 savaşlarıdır. Demiş değerli arkadaşlar hangi savaşlar diyeceksiniz? Tabii ki Ritte savaşları olarak adlandırılacak. Mısır'da kurulan ilk Türk devleti nokta noktadır. Kim diyeceğiz değerli arkadaşlar? Tolun oğulları diyorsunuz değerli arkadaşlar. Kim diyecekmişiz? Tolun oğulları. 7. Türkler İslamiyet'i nokta nokta savaşıyla kabul etmişlerdir. Hangi savaştı? Tabii ki Talas Savaşı olarak adlandıracağız. Geldim 8'e. Doğu ve Batı'nın sultanı ünvanı nokta nokta almıştır. Kim almıştır? Tuğrul Bey diyeceğiz. Kim diyoruz? Tuğrul Bey. 9. Kutsal topraklara sahip olan ilk Türk devleti nokta nokta noktadır demiş. Kim diyeceksiniz arkadaşlar? Ihşitler ya da diğer isminle ne diyorduk? Akşitler diyeceğiz. Büyük Selçuklu Devleti Moğollar ile yaptığı nokta nokta savaşı sonrası yıkılma sürecine girdi. Hangi savaştı? Katvan Savaşı diye ne yapacağız? Adlandıracaksınız. Geldim doğru yanlışımıza bakalım şimdi. Hz. Muhammed'e peygamberlik 40 yaşında gelmiştir. Evet doğru. 2. Arabistan'da İslamiyet öncesi sadece putperestlik inancı vardır. Hayır arkadaşlar bakın Hristiyanlık da var dedik, Musevilik de var dedik. O yüzden bunu yanlış kabul ediyoruz. 3 Araplarda siyasi birlik yoktur. İslamiyet öncesinde evet siyasi birlikten söz edemeyeceğiz. Bunu da niye kabul ediyoruz. Doğru kabul edeceksiniz. 4 Müslümanlar ile Bizans arasında yapılan ilk savaş Mute Savaşı'dır. Evet Müslümanlarla Bizans arasında yapılan ilk savaş Mute Savaşı olacak. 5 İslam Rönesansı Abbasiler zamanında yaşanmıştır. Evet arkadaşlar. Abbasiler zamanında yaşıyoruz. 6. Puvatya Savaşı ile Avrupa'da İslamiyet'in yayılamayacağı ne yapıldı? Anlaşılmıştı. Evet kimlerle yapmıştık? Franklarla gerçekleştirmiştik bu savaşı ve sonrasında da Avrupa'da İslamiyet'in yayılamayacağı anlaşıldı. Yurt açan savaşı Malazgirt Savaşı'dır. Evet arkadaşlar ya da kapı açıyoruz diyoruz değil mi? O yüzden Sultan Alparslan döneminde gerçekleşen bir savaştır. 8. Sultan Alparslan döneminde Nizamiye Medreseleri açıldı demiştir. Sultan Alparslan döneminde Nizamiye medreseleri mi açıldı? Melikşah döneminde mi? Melikşah dönemi diyeceğiz değerli arkadaşlar. O yüzden yanlış kabul edeceğiz. Selçuklar'da en parlak dönem Melikşah zamanında yaşanmıştır. Evet Melikşah zamanında yaşayacağız. İmam Gazali'nin diğer adı Muallim Sani'dir. Peki Muallim Sani midir? İkinci öğretmen? Hayır. ikinci öğretmen Farabi olarak ne yapılmakta? Bilinmekte. O yüzden de yanlış olarak kabul edeceğiz. Geldim aşağıdaki terimleri açıklayın. Cihad dersem ne diyeceksiniz? Din için yapılan arkadaşlar nedir? Savaş diyoruz. Hadari dersek de o dönemde Arap coğrafyası, yani cahiliye döneminde iki grup var. Bunlardan birisine Bedevi diğerine de Hadari diyoruz. Yani Bedevi dersem bir yerden bir yere sürekli göçene... Hadari ise neye geçene diyoruz? Yerleşik hayata geçene de hadari diyeceğiz. Mevali politikası nedir dersek de Arap olmayanlara Emeviler döneminde köle gözüyle bakılması. Yani meval demek köle anlamına ne yapacak? Gelecek. Semavi din dersem kutsal olarak ne yapacaksınız? Kutsal din kabul edeceğiz. Peki bunu ne diyebilirim? Hristiyanlık, Musevilik ve Müslümanlık diye ne yapabilirsiniz? Adlandırabilirsiniz. Ensar arkadaşlar ev neydi? Sahibi. Muhacir nedir dersek de arkadaşlar göç eden olarak ne yapacağız? Bileceksiniz. Geldim şimdi eşleştirmeme. Bir Müslümanların ilk düzenli ordusunu kim kurmuş diye soruyor. Hemen buradan bir bak bana cevap ver. Müslümanların ilk düzenli ordusunu tabii ki D'deki Hazreti Ömer kuracak. İki Cemel Vakası. Cemel Vakası Hazreti Ali döneminde gerçekleşecek. Hemen A'yı da buraya yerleştirdim. Veda Hutbesi. İlk kez Veda Hutbesini Peygamber Efendimiz gerçekleştiriyor. Biz bunu F ile ne yaptık? Kodladık. Beytül İkme. Abbasiler döneminde gerçekleşen önemli bilim merkezleriydi. Hemen B'yi de 4'ü de Beytül İkme'yi yerleştirdik. Ebu Fetih yani Fetihlerin babası. Arkadaşlar unutmayın Sultan Alparslan'ın Kas Anikalesi'ni fethetmesiyle Abbas Halifesi tarafından Ebu Fetih ünvanı verilmiştir. Yani iyi de Sultan Alparslan yani 5'e de iyi yerleştirdik. Geldim 6'ya. Hindistan Fatih. Hindistan Fatih diye adlandırdığım kişi kimdir dersek de Gazneli Mahmut diyeceğiz. Yani C'de görüyorsunuz 6'ya da neyi yerleştirdim? C'yi yerleştirdim. Divanı Lugatü Türk. Peki Divanı Lugatü Türk'ü kim yazmıştır? E'de bulunan Kaşgarlı Mahmut diyeceğiz. O zaman 7'ye de E'yi yerleştirdik. Mevali politikası yani köle politikasını kim izlemişti? G'de bulunan Emeviler diye adlandıracağız. Geldim Zatü Sevari yani biliyorsunuz ki Bizans'la İslam Devleti'nin yaptığı ilk deniz savaşıydı Hazreti Osman döneminde. Kim zamanında? Hazreti Osman döneminde hemen hey de ne yaptık? Buraya yerleştirdik. Geldim Pasinler Savaşı. Anadolu'nun ilk keşiflerinin yapıldığı savaşta tabii ki Tuğrul Bey döneminde gerçekleştiriliyor. I'yı da buraya ne yaptık? Yerleştirdik değerli arkadaşlarım. Şimdi geldim test sorularıma. Kur'an-ı Kerim ilk kez kimin zamanında çoğaltılarak eyaletlere dağıtılmıştır? Bakın soruya dikkat edin. A. Hazreti Ali. B. Hazreti Ebu Bekir. C. Hazreti Osman. D. Hazreti Ömer. E. Muaviye. Ama bakın sana diyor ki çoğaltılarak demiş. Çoğaltılarak dersem aklıma kim gelecek? Hazreti Osman. Yani doğru cevabıma C şıkkı diyeceğiz. Geldim bir diğer soruma. İstanbul kimin döneminde ilk kez kuşatılmıştır? A. Abbasiler. B. Emeviler. C. Endülüs Emevi. D. Fatimiler. E. 4 halife dönemi. Değerli arkadaşlar İstanbul ilk kez Emeviler döneminde kuşatılacak. O yüzden de doğru cevabımızı B şıkkı olarak ele alacağız. Geldim. Aşağıdakilerden hangisi İslam dünyasında ayrışmaya neden olmamıştır demiş. Yani şöyle diyor sana Müslümanlar kendi aralarında bir savaş gerçekleştirmemiş. A. Kerbela olayı. B. Hakem olayı. C. Sıffin savaşı. D. Kemal olayı. E. Ejnadeyn savaşı. Bakın. A, B, C, D şıklarında Müslümanların kendi aralarındaki savaş ve olayları göreceğiz. Ejnadeyn Savaşı ise Bizans ile yapılmış ve Suriye'nin kapıları Müslümanlara açılmıştır. O yüzden de doğru cevabımız E şıkkı olacak. Geldim bir diğer sorumuza. Mısır'da kurularak kutsal topraklara hakim olan ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? A. Memlükler, B. Eyyubiler, C. Tolunoğulları, D. Osmanlı, E. Ikşidiler. Değerli arkadaşlar kutsal topraklara hakim olan ilk Türk İslam devleti Ikşidilerdir. O yüzden de doğru cevabımızı E şıkkı olarak kabul edeceğiz. Bir diğer sorumuzda Selahattin Eyyubi hangi savaş ile Kudüs'ü Haçlıların elinden almıştır? A. Hıddin B. Aynı Calut C. Pasinler D. Elbistan E. Ridaniye Tabii ki arkadaşlar Selahaddin Eyyubi Haçlı seferlerinin sonrasında Kudüs'ü Hıddin savaşıyla Hristiyanların elinden almıştır. O yüzden de doğru cevabımızı A şıkkı olarak kabul edeceğiz. Gelin bir diğer sorumuza. Büyük Selçuklu Devleti Oğuzların hangi boyuna mensuptur? Selçuklu Devleti Oğuzların Kınık boyuna mensup olacak. O yüzden de doğru cevabımızı C şıkkı olarak kabul edeceğiz. Evet bir diğer sorumuz. Bağdat Seferi'ne çıkarak Abbas Halifesi'ni Şii Büveyl oğullarının baskısından kurtaran hükümdar aşağıdakilerden hangisidir? A Çağrı Bey, B Tuğrul Bey, C Alparslan, D Melikşah, E Sencer. Değerli arkadaşlar baskı altından kurtaran hükümdar Tuğrul Bey olarak adlandıracağız. O yüzden de doğru cevabımızı... B şıkkı olarak kabul edeceksiniz. Geldim bir diğer sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi Yusuf Has Hacib'in eseridir? A. Kutat Kubilik, B. Divan-ı lugat -ı Türk, C. Atabetül Hakayık, D. Divan-ı Hikmet, E. Siyasetname. Yusuf Has Hacib dediğimiz zaman arkadaşlar Kutat Kubilik adlı önemli eser Yusuf Has Hacib'in Türk İslam tarihi kazandırdığı önemli eser olarak bilinmekte. O yüzden de doğru cevabımızı A şıkkı olarak ele alacağız. Bir diğer soru. Dandana Kan Savaşı kimler arasında yapılmıştır? A Selçuklu Karahanlı, B Karahanlı Gazneli, C Gazneli Memlük, D Selçuklu Gazneli, E Abbasi Selçuklu. Değerli arkadaşlar, Dandana Kan Savaşı Gaznelilerle Selçuklular arasında gerçekleşecek bir savaştı. O yüzden de doğru cevabımızı D şıkkı olarak kabul edeceğiz. Bir diğer sorumuz. Türkler ile Müslümanlar ilk kez hangi halife zamanında komşu olmuştur? A. Hazreti Ömer. B. Hazreti Ali. C. Hazreti Osman. D. Hazreti Ebu E. Muaviye dönemi. Değerli arkadaşlar. Müslümanlarla Türkler ilk kez hangi halife dönemi dersem Hazreti Ömer döneminde gerçekleşecek. Fakat ilk savaşlar kimin zamanında ortaya çıkmıştır dersek de Hazreti Osman diyeceğiz. Ama bana burada hangi halife zamanda komşu olunmuştur diyor. O yüzden doğru cevabımıza A şıkkı olarak kabul edeceğiz. Şimdi gelelim değerli arkadaşlar. Sizin için çok güzel bir ödülü soru bırakıyorum. Cevapları yorum kısmına bekliyorum. Umarım yazılarda mükemmel notlar alırsınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. İyi çalışmalar.